Buğday değirmene girer un olur. Su ile buluşup usta elinde hamur olur. Bayatlar sanma günlere meydan okur. Dualarımızda şükür, soframızda berekettir sabır yükü. Diyerek yeni bir sabır hikayesine başlıyoruz efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Yine enerjisi yüksek, heyecan dolu bir programla huzurlarınızda olmanın büyük bir mutluluğunu ve heyecanını, coşkusunu yaşıyoruz. Neredeyiz biliyor musunuz? Kadimşehir, Kaleler Şehri Andırın'dayız. Sisli bir hava var, her tarafı sis kaplamış, soğuk, mis gibi. Biz de montlarımızı giydik. Neyin izini sürdük biliyor musunuz sayın seyirciler? Andırın ekmeğe geleneksel bayatlamayan, babadan oğula bu işi yapan Andırın'ın ünlü ustalarından Mehmet Öksüz ustamızla Andırın ekmeği yapacağız sizler için. Ben de gücüm yettiğince yapmaya çalışacağım. Belki şekli şüklü bozuk olacak ama onu da ben yiyeceğim zaten, sıkıntı yok diyelim. Önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kaleler Şehri, Kadimşehir Andırın'da hadi mini bir tur yapalım. Şu kaleleri bir görelim. Ne var ne yok coğrafyasını seyircilerimize, yani sizlere aktaralım. Ondan sonra o Andırın ekmeğini hep beraber yapacağız. Onun yol hikayesini birlikte göreceğiz diyoruz. Daha fazla zaman kaybetmiyoruz efendim. Hızlı bir şekilde ne diyoruz? Sabır yükü başlasın. Sayın seyirciler, Andırın ekmeğinin takibindeyiz. Andırın'ın o meşhur ekmeği var ya abicim. Evet. Onun takibindeyiz ama Andırın'a gelip de Kaleler Şehri Türkiye'de, hatta dünyada nam salmış Kaleler Şehri, doğru mu abi? Evet. Şimdi evet. Hangi kaledeyiz biz abi? Şu kalenin adı ne? Meryemçil Kalesi bu kale. Meryemçil Kalesi. Evet. Şimdi dedik ki sayın seyirciler, ekmek yapımına girmeden önce hamurla uğraşacağız, unla uğraşacağız, fırınla uğraşacağız. Şöyle mini bir sizler için Andırın turu yapalım. Buranın en önemli kalelerinden birisi de Meryemçil Kalesi. Yanımda çok değerli abim var. Abi isminiz neydi? Kadir Taş. Kadir Taş, Gebe'nin yiğit adamı, insanı. Sağ ol, Allah razı olsun. Kadir abi, şimdi buraya niye Meryemçil demişler abi? Kim bu Meryemçil? Yeğenim, şimdi bir 30 kilometre kale şeyde var, Göksun'da. Evet. 30 kilometrede Andırın'da var bu kalenin takibi. Evet. İkisi. Bu kalenin kralın Meryemçil isminde bir kızı varmış. Kralın. Evet. Ha, şuraya bak da millet de öğrensin şimdi ben. Ha. Kızı varmış. Bu kızı Andırın'daki de istemiş, Göksun'daki de talip olmuş. Oralın kralları. Evet. Kıza. Kızın gönlü de Andırın'daki neymiş. Babası da Göksun'daki zenginmiş. Ona verecek olmuş. Kız demiş ki, ben demiş, hangi sakallıysa ona ver beni baba demiş. Akıllarını ölçecek. Nasıl ölçecek? Bunların aklını ne bilecek o zaman? Kim atına yağına demiş, toz, çamur bulaştırmadan, toprağa değdirmeden gelirse ben ona ver demiş. Tamam.
Bu nasıl bir imtihandır? Bu nasıl bir aşk hikayesidir ya? Haber salmış ikisine de aynı gün, aynı saat çıkacağınız. Kim önce gelirse kız ona vereceğim demiş. Kral. Evet abi. Bu sefer şimdi göğsündeki zengin varlıklı asker çok. Adam taşı döşer döşer. At, basar gelirmiş. Hı, çamura bastırmadan. Kız andırındakine haber salmış. Ben ahmak demiş. Adam geldi beni alacak. He. Sen ne yapıyorsun daha? Gelemiyorum. Diyor oluyor. Atın ayağına demiş. 4 tane çana koy. Koydur. Çana ne ya abi? Çanak ağaçtan böyle. Keçe sar önce. Ve ağaçtan çana koy. Çanak derler böyle. Hmm. Koyma ağaç. Ahşaptan yapmış. Evet. Keçe sar. Önce keçe sar. Önce keçiye sar. Ondan da çanayı koy. Çanağı da koy. He. Bağla. Burada da pıttır sök. Burada yani bas gel demiş. Ha, Tamam. Bunu yaptırmış hemen. Adam basmış gelmiş buraya. Buraya gelmiş. Bunlar o gelenlere haber salmış kral. Demiş yine gelme. Aşağıdakiler geldi. Biz kızı onlara veriyoruz. Demişler ki ya biz bu kadar emek ettik, çalıştık. Varak şu gelin kızı bir görek. Demişler. Tamam. Buraya haber salmışlar. Kral demiş yine gelsinler görsünler. Tamam demiş. Bunlar gelmiş. İçinde de matrak, şakacı, lafçı bir şey varmış. Çıkardın bayım gelini. Gelini çıkarmışlar ki gelin çıkla çapar. Çil. Yahu demiş geldiğimizi de değmezmiş. Miremde çilmiş demiş. Kale de yeni yapılmış ya. Ha. Kaleye de ısmarıyorlarmış. Kralın askerlerinden, adamlarından biri demiş ki kralım kralım ben kalenin ismini buldum. Ne? Meremçil Kalesi. Ondan Meremçil Kalesi kalmış. İsmi. Orijinal hikayesi bu diyorsun abi. Hikayesi bu. Allah razı olsun. Ufkumuzu aydınlattın İnternete abi. İnternete de atıyorlar yalınız. Ben birkaç kere arkadaşlardan okudum. Göksündeki diyor. Göksündeki değil. Andırındaki alıyor kızı. Ya niye karıştırıyorsunuz? Yerel halk burada en iyisini bilir kardeşim. Yüzyıllardır gelen burada bir nesilden nesile bir bilgi var. Niye yanlış bilgi giriyorsunuz internete ya? Kadir abim var gebenden. Gelin aslını öğrenin. Aha sabır yükü farkıyla da ne yaptık abi bunu? Tüm dünyaya duyurmuş olduk. Abi çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Ben teşekkür ederim cümlemizden. Biz andırın ekmeği yapacağız. Acilen fırına yetişmemiz lazım. İnşallah. Nasıldır bu andırın ekmeği? Çok güzel. Bayatlamaz diyorlar doğru mu? Çok güzel. Günlerce yenirmiş yani öyle bayatlamazmış. Öyle çok sıcak bastırıp koymazsan sıcak poşete böyle üstüne koyar da böyle havalı şekilde koyarsan yenir haftalarından ye. Haftalarca ye diyorsun. Evet. Allah Allah. Somun ekmeği yok değil mi? Burada hep andırın ekmeği tüketiliyor. Andırın ekmeği. Bizim burada bak köyde fırın da var. Gider andırından alıyorlar hiç. Andırının şeye de bakkallara da getirtiyorlar. Buraya. Evet. Bravo. Boşa gelmedik işte biz o andırın ekmeğinin peşine. O kadar yola revan olduk, o kadar yolları açtık. Geldik bu andırın ekmeğinin izini sürüyoruz abi. Biz Kadir abimize çok teşekkür ediyoruz. Daha fazla zaman kaybetmiyoruz. Ustalarımız fırında bizi bekliyor. Hamuru yaptılar belki de. Bize öykelenmesinler. Acilen yola çıkıyoruz. Sabır yükü devam ediyor.
Sabır yükü her şeye rağmen devam ediyor. Kah donuyoruz, kah yanıyoruz ama azim ve kararlılıkla sizler için Andırı'nın güzelliklerini keşfediyoruz. Andırı'nın ekmeğini yapacağız ama dedik ya sizin için mini bir Andırı'nın turu yapacağız. Tabii Andırı şehir merkezinden ziyade doğası bizim için önemli. Yanımda birbirinden değerli genç, dinamik ve zülfünde teli eksik arkadaşlarım mevcut. Buradan başlayalım. Sayın hocam sizi tanıyalım mı? Barış Kabalcı. Barış hocam şu an neredeyiz? Bundan bir bahset bakalım abi. Şu an Sarımsak Dağı'nın tam orta bölümünde yer alan Fenk diye geçen eski zamandan kalma işte kilisenin ufak tefek böyle yerleşim kalıntılarının bulunduğu doğa harikası bir yerleşkenin içindeyiz. Buz gibi sular akıyor. Buz gibi sular akıyor. Ya şimdi bir de var ya burada çok çeşitli bitkiler var. Hani ben çok doğada geziyorum, ağaleşiyorum. Evet. Ama burada görmediğim bitkiler de var abi. Bunun hikmeti nedir ya? Evet. Şimdi bu üzerinde bulunduğumuz Sarımsak Dağı bilim çevrelerinde özellikle bu botanik ve eczacılıkla uğraşan akademisyenlerin de oldukça ilgi duyduğu ve buralarda araştırma yaptığı kıymetli bir dağ. Burası zaten koruma altında. Şimdi Andırın dünyadaki 3 büyük iklim kuşağının kesişme noktası. Evet. Dolayısıyla burada dünyadaki o 3 iklim kuşağına ait birçok bitkiler endemik olarak bulunuyor. Endemik ne demek? Anlamayanlar vardır şimdi belki. Endemik sadece burada yetişen ve burada bulunan başka bir yerde örneğine rastlayamayacağınız bitki türleridir. Yani ana vatanı burası olan ve başka yere göç etmemiş bitki türleri. Çünkü ağaç göçü ve bitki göçü diye bir şey var. Yani Karadeniz'in ağaçları aslında Toroslardan, buralardan yukarılara doğru yüzyıllar boyunca göçmüş. İklim değiştikçe, havalar ısındıkça burada yaşayan türler yavaş yavaş kuzeye doğru göç ediyorlar. Burası dünya literatüründe birçok bilimsel yayında dünyada bitki çeşitliliğinin en yoğun olduğu 10 alandan bir tanesi. Bütün dünyada. Allahu Akbar. Abi teşekkür ediyoruz. Burayı kıymetli kılan da o zaten. Yani burayı kıymetli kılan sadece bitki çeşitliliği değil, doğası, kültürü, insanı, coğrafyası ve hikayesi. Yani Andırın bir göç yolu. Yani göç yolu nedir? Çukurova'dan, yazın sıcağından kaçan insanlar, yörükler, hayvancılar, efendim hatta hükümet mensupları, eskiden Kadirli ve daha aşağı coğrafyadaki kaymakamlık develere evraklarını yüklermiş ve 2-3 ay boyunca burada çalışır. Yaylaya çıkar, burada çalışmalarını yürütürmüş. Abi o zaman devlet büyüklerine çağrıda bulunalım. Biz de bu kurumları prefabrik mürefabrik yaylalara çalışabiliriz. Ya onlara çağrıda bulunmaya da pek gerek yok. Bu coğrafyanın insanı zaten Andırı'nı biliyor. Yani kışın 20-25 bin, 28 bin, 30 bin civarında olan nüfusumuz yazın 200 bin civarına çıkıyor. Günlük gidiş gelişlerle, günübirlik ziyaretlerle birlikte ortalama 300-400 bin insanımızı biz burada ağırlıyoruz. Birazcık küçük bir ilçe ama gönlümüz geniş. Eyvallah. Herkese yer var bu gönülde. Herkese yer var. İkincisi göç yolu olması birçok hikayeyi barındırıyor kendi içinde. Yani Andırın bir kültür ocağı. Bir tabiat anlamında bir zenginlik var ama ikinci olarak bir kültür ocağı. Yani bizim ağıtlarımız, ninnilerimiz, masallarımız, destanlarımız. Abi onlar bir deniz derya. Onlara girersek biz bu programı bitiremeyiz. Sadece yüzeysel olarak bunu söyleyebilirim. Yani coğrafya insanın kaderini şekillendirir diyorlar ama bunun yanı sıra insanın kişiliğini, kimliğini de şekillendiriyor. Yani bir gönül zenginliği aynı zamanda. Eyvallah. Bir muhabbet. Bir gönül bağı kurmak konusunda Andırın marifetleri olan bir ilçe. Hocam teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Seninle başlı başına bir program yapabiliriz. Onu gördük, tescilledik. Estağfurullah. Yani birden fazla da yapabilirim ama. Teşekkür ediyoruz. Hemen sağ cenahımda bağır yanık bunduk giydi Üzeyir hocama. Evet, seni tanısın eleştiricilerimiz. Ben Üzeyir Yaşar.
Andırım Merkez'de Tufanpaşa İlkokulu'nda müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda kaymakamlık proje koordinatörüyüm Barış abiyle birlikte Andırım'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Sabır yükünün de mihmandarlığını yapıyoruz. Evet, aynı zamanda devlete hizmet ediyoruz. Abi bir şey dikkatimi çekti. Evet. Buraya ne yol var, ne iz var, ne insan var. Yani burada inek dolu ya. Bu inekler evet. Nece buzağlamışlar. Bunlar nedir bunların hikmeti? Şimdi Fenk Yaylası, Barış abi bahsetti. Andırım'a çok yakın bir yayla. Andırım'da malcılıkla uğraşan, besicilikle uğraşan vatandaşlarımız, birkaç aile bahar geldiğinde ineklerini, işte kısır malların dediğimiz besili malları, beslenecek malları baharda buraya sürer. Eylül ayının sonunda güz mevsiminde tekrar evine götürür. Burada bildiğin az önce de gördük, su var. Bol bol ot var, hayvanların beslenebileceği. Yaz boyunca güze kadar buradaki o aileler ineklerini burada, hayvanlarını burada tabiri caizse beslerler. Oh, onlar da burcu burcu etlerini bize, evet, bizim için hazırlıyorlar. Aynen. İçlerinde erkek danalar vardı. Onlar kurbanlık, işte güzün keser, kasaba verir veya işte birkaç kişi şey yapar, birleşir, etini alır, keser. Öyle dişi hayvanlar da burada şey yapar, buzağlar, buzağlarını alırlar. Böylece insanlar masraf etmeden diyelim besicilik yapar. Oh, Fenk Yaylası'nda. Armut biş ağzıma düş. Aynen. Hadi Bunda abi selam söyle. Bunda çok selam söylüyoruz. Herkesin ellerinden öpüyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Çok, sabır çok yükünü seyredin. Bakın sabır yükünü seyredin. Geldik Andırın'dan da bundukluyu bulduk ona göre. Teşekkür ediyoruz. Bunduklar hemen. Bunduklar her yerdedir. Eyvallah, bunduklu her yerde biliyoruz canım. Sağ cenahım da yakışıklı mı yakışıklı, karizmatik mi karizmatik. Hocam evli misiniz, bekar mısınız? Bekarım. Bekarmış bak, o kadar övdüm. Mustafa hocamız var. Hocam sizi bir tanıyalım. Mustafa Bülbül, özel eğitim öğretmeniyim. Üzeyir abiyle beraber çalışıyoruz. Aynı okuldayız. Hocam. Şimdi Maraş biliyorsun kaleler şehri. Evet. Birçok kale var. Bunları da zaten geziyoruz sırasıyla. Başka hamamlar falan filan, bir sürü kalıntılar da var. Fenk Yaylası geldiğimiz, bu ne abi, bu kayalar nedir? Kamera yavaş yavaş bir dön hele. Buralarda bir yapı var kardeşim, nedir bu? Hocam burası eski bir yerleşim yeri. Bu bulunduğumuz kayaların olduğu yerde de bir kilise mevcutmuş. Eskiden kilise varmış burada. Şu an kilisenin kalıntılarını görüyoruz. Burası kiliseye ait bir kalıntı hocam. O zaman şu Ermeni yerleşkesi, evet, mi acaba? Ermeni, yakın tarihte Ermeni, he? Ermeni yerleşkesi şeklinde. Aşağıda çünkü bazı kesme taşlar, yapılar da gördük, evet, biliyorsunuz. Evet, taşların üzerinde haç işaretleri de var böyle. Haç işareti. Biz çok detaylı inceleyemedik ama Mustafa, evet, hocam. Yani artık o kadar çok ki sayın seyirciler, günler bırakın haftalar ayırmak lazım. Buraya gelip bu güzellikleri burada yaşamak lazım. Evet, doğru mu Mustafa hocam? Doğrudur hocam. Teşekkür ediyoruz. Hoş Allah razı olsun. Siz Andırın'ın neresiydi? Köklü köyüne. Köklü köyüne de selam olsun, selam buradan. Olsun. Saygılar, selamlar diyoruz. Sabır yükü, azim ve kararlılıkla devam ediyor. Mini bir Andırın turundan sonra asli işimize, yani Andırın ekmeği yapımına başlıyoruz Hasan abi, i̇nşallah, doğru mu? İnşallah. Hava bir günde var ya, Maraş'ın Karadeniz'i diyoruz ya, kah yağmurlu, kah sisli, kah bulutlu derken şükür güneş açtı. Güneşli maşallah. Hazır mısın Hasan abi göreve? Hazırım. Hazırım. Eyvallah. Pazar kurulmuş, tam pazarın burada. Mehmet Öksüz ustamızın o ekmek hikayesi için hazırlıklarımızı yaptık. Kollarımızı güçlendirdik, hamurlarımızı yoğuracağız ve bu Andırın ekmeğini yapacağız. Doğru mu? Hadi gidelim mekana doğru.
Baksana abi, baksana şunların güzelliğine, sebzelerimiz gibi. Gel 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 gel. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Sağ olasın. Allah razı olsun. Usta. Selamun aleyküm. Selam. Gel bakalım, gel bakalım, gel andırın iyiydi. Gel şöyle bir, gel şöyle bir, gel şöyle bir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ ol Mehmet ustam. Nasılsın? Sağ ol. Çok şükür. Siz çok erkensiniz. Kaçta başladık işe? İşe gece saat 12'de başladık. Gece 12'den beri. Evet. Ana, biz geç kaldık. Gün ağardı. Dedim sana saat 4'te gidelim. Usta bize kızar demedim mi? Ya işte. Dedim ya o kadar abi. Bizim çeşnici bacı baksana. Ancak yemeği biliyor. Yemeği biliyor abi ya. Ya tamam, yemek yedireceğim. Orada sıkıntı yok. Ya arkadaş bak. Sen söyle. Abi. Ya şimdi biz gece saat 12'de başlıyoruz. Evet. Gün bitene kadar. Gün yani bitene kadar. Evet. Tamam. Biz geldik abi. Burada iki kişi senin şu bugün çıraklığını yapacağız biz. Her türlü hizmetindeyiz. Önlükleri getirin ustalar. Önlükler geliyor sayın seyirciler. Hadi girelim bakalım. Dur abi, dur dur dur. Şeşnici başımız size, sen orada otur. Sen orada otur abi. Sen sonra bize lazımsın. Finalde lazım. Şu önlüğümü ver bakalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur bakalım ustam. He. Hoş geldin tekrardan. Sağ ol. Ne ustum? Çırağım ben ya. Çırak ya, diyeceksin. Usta olacaksın. Tamam. Ha, sayende belki olursak oluruz sayın seyirciler. Evet, mis gibi kokular içerisindeyiz şu anda. Taze taze bir taraftan çıkıyor. Şu kürekte duran yakışıklı kim acaba? O buranın baş ustası. 45 yıldan beri fırıncılık yapıyor. Yanına da varacak yer yok ki varım. İki kelam edeyim çalışırken. Gelirse ocağın içine atarım. Ocağın içine atarım diyor. Sayın seyirciler, ocağın içine atarım diyor. Yalnız var ya ustacığım, isim neydi? Harun. Harun ustam. Birazdan bir ekmek yapacağım. Kendi ekmeğim iznin olursa ben orada senin refakatinde pişirebilir miyim? Olur bir şey. Olur diye gönülsüz mönülsüz dedi ama sayın seyirciler tamam dedi. Bu arada gel gel şu ekmeklere çıkıyor bak. İşte o meşhur andırın ekmeği. İyi ki de geldik. İyi ki de bu ekmeğin izini sürdük. İyi ki de sizleri tanıdık. Hoş geldiniz. Eyvallah. Mehmet ustam. Efendim. Şimdi abi. Evet. Nereden başlıyor hikaye? Hikaye. Bunun şeyi bu, hamurdan mı? Evet, bu hamurdan başlıyor. Hamur yumruluyor. Yumruluktan sonra kesime giriyor. Yani kesim, işte çevirme, dinlenme. Hı. Tamam mı? Hamur önce yumuruyoruz. Sonra işte 250 gram bezler halinde kesiyoruz. Yumuruyoruz dediğin bizim yoğurma işi değil mi? Evet, onu andırına yumuruyoruz denir. Ya fırıncılar yumuruyoruz. Ha de. Onu bileyim tamam. Ki ona göre seyircilerimizi tamam. De. Bak hele. Efendim. Şimdi evet. Şu hamurun oradan yumuralım. Oradan adım adım bir gelelim de seyircilerimiz de görsün. Gel. Gel. Burada da birisi var değerli andırının yetiştirdiği yiğit. Kimsin sen kardeşim? Mehmet Kuşçu. Mehmet Kuşçu. Ne yapıyorsun burada? Vallahi burada bir söğüş diyoruz. Biz bunu artık fırına öyle bir şeyler atıyoruz. Bakar mısınız? Mevsimine göre biber, şu. Patlıcan. Fırına attık, fırınlandı bunlar. Yani fırınlandıktan sonra bunları çıkarıyoruz. Bunları ne yapacaksınız? Vallahi bunları sanırım beraber yiyeceğiz gibi geliyor. Yani herhalde kaynananız seviyormuş sizi. Hoca demiş ya cennete giresin gelip senin cennete diyor. Mehmet hocam kolay gelsin. Sen devam ede dur. Biz şu ekmeği yapalım artık. Sen de hazırla pişirdiğimiz ekmeği yiyelim. İnşallah. Tamam mı? Hadi Mehmet ustam. Gel. Abi şu tepsi sana emanet. Ben onu takip ediyorum. Aman ha. Bütün yemek programlarımızda yanımızda gelen Hasan Altın abimiz tadım noktasında gerçekten profesyonel gurmemiz bizim. Çeşnici başımız. Çeşnici başı. Abi sen tepsilere mıhiyet ol Maraş tamam. Tabiriyle. Tamam. Ben ekmeği yapıp sıcak ben size yapıp yetiştireceğim. Tamam. Andız pekmezi de var mı Mehmet hocam? Anam. Abi. Evet. Bu ekmek ve andız pekmezine batırarak şöyle yenir ha. Değil mi? Yenir. Ha. Yenir ne demek? Uçurur. Gel bakalım uçurur mu? Ölüyü denildim. Abi üst taraf depomuz. Un deposu. Geldik biraz. Evet. Ben malum ben boydan sıkıntılıyım boydan. Hamurumuz burada yumruluyor. Yoğurduk burada gece yoğurduk bunu. Evet. Tamam. Bunu yumurduk. Yumurduktan sonra. Yumurduktan sonra kesmeye atıyor, kesiyor. Ha, şu makine kesiyor. Daha önce sayın seyirciyle ekmek yapımında göstermiştik sizlere. Evet. Aynı makine. Evet. Bu böyle bezelere ayırıyor. Bu 250 gram, 260 gram civarında kesiyor. Bu çeviriyor. Çevirdikten sonra buraya dökülüyor. Ha. Tamam. Buraya tamam. Döküldükten sonra bunu yuvarlak olarak dinlendikten sonra yanıyor. Şu an dinlendi. Evet, dinlendi. Tamam. Şu an açılıyor.
Tamam mı? Ha. Aç. Ondan sonra açtıktan sonra bu bir saat dinleniyor, kabarıyor. Hı, kabarıyor. Evet. O zaman şimdi biz bunu yapacağız, bir saat mola vereceğiz. Bir saat mola vereceğiz. Tamam. Tamam. Bunu dinle, şu ne kadar dinlendi usta? Bu 15 dakika falan dinleniyor. 15 dakika dinlendi. Bunlar dinlendi zaten. Evet, bunlar dinlendi. Hadi bir tane göster bakalım nasıl yapıyorsun. Tamam şimdi. Bir tane sen göster bakalım. Ben yapacağım bunu, kendim pişireceğim. Tamam, onu atayım mı şuna? Ağzını at üstüne, şuradan at. Şunu ne bileyim ben, onu bulamıyorum ki. At. Korkma az daha canım. Ya ne bileyim arkadaş, ben de. Elin var ha, tamam. He, oldu mu? Oldu, evet. Kenarlara. Abi bunu... Oo, yalnız, ya bu usta olmuş arkadaş ya. Şekli bozuk da olsa var ya, Mehmet usta. Şekli bozuk da olsa bunu ben yaptım. Ben bunu ayıracağız, ben pişireceğim bunu, olur mu? Tamam. İznim olursa. Tamam. Oldu mu epey? Vallahi senin çıraklık süper gidiyor ha. Hale. Efendim. Abi biraz şekli bozuk oldu ama... Yok, güzel oldu. O güzel. Kadar kusur kadı kızında da olur. Olur, olur. Kadı canım, kızında da olur. Evet abi. Bunu sen onu getir bakayım buraya. Heh. Şuraya. Heh. Onu ayrı koyalım da ustacığım. Kaybolmaz değil mi bu? Kaybolmaz. Yok, karışmasın ötekilere diyorum. Karışmaz. Sonra müşteri demesin şekli bozuk ekmek verdi. Sana verecek o ekmek. İşte bunu ben yiyeceğim bunu ben. Tamam. Ben yiyeceğim. Tamam. Tamam abi. Tamam. Hadi bakalım. O zaman şimdi bir 15, bir saat bu dinlenecek. Bir saat dinlenecek. Tamam. Ondan sonra pişmeye. Ondan sonra tamam. Bir saat diyorum ben, kapat kamerayı, dinleniyoruz biz. Ben Mehmet Öksüz. 1976 Andırın doğumluyum. Doğduğumdan beri fırıncının içindeyim. Babam da fırıncıydı. Tamam mı? Babam köyden gelmiş 1960 yılında, geldiğinde Andırın'da fırıncılığa başlamış. O yıldan beri fırıncılık yapıyoruz. Hakiki Andırın'ın doğal somununu yapıyoruz, yuvarla ekmeğini yapıyoruz. Biz mesleğe anamızdan doğduğumuzda mesleğin içindeydik. Mesleğe o şekilde başladık. Yani yürümeye başladık, fırına gelmeye başladık. Her fırına gelip gittiğimizde mesleği öğrendik. Babamızın yanında, abilerimizin yanında öğrendik. Yani o günden bugüne de yapıyoruz. Yani aşağı yukarı 40 yıldır beri yapıyorum mesleği. 26 yıldır kendime ait yapıyorum. Andırın ekmeği doğal, kabartma tozu olmayan, hakiki meşe odunuyla pişen, yani doğal elle yapılan ekmektir. Yani doğallık ne kadar dersen var. Şimdi Andırın'daki fırıncılar somun ekmek yapmasını bilmediğinden hamur beze halindeyken yuvarlak açmayı öğrenmişler. Tamam mı? Sadece yuvarlak ekmek yapmayı biliyorlarmış. Tamam mı? O da tutmuş hakiki doğal ekmek olarak. Yani bütün şey oradan ibaret. O somunu yapmasını bilmiyormuş olan fırıncılar. Tamam mı? Hamur kazanına önce suyu alıyoruz. Yani bir torba ya da iki torbaya yetecek şekilde. Yani fazla değil. Unu döküyoruz. Bu bir saat kadar yumruluyor. Hamur olma aşamasında 10 dakika falan kala duzu mayası vuruluyor. Onlar hamuru iyice yedikten sonra hamur yumru işlem bitiyor. Ondan sonra kesmeye alıyoruz. Hamurları 250 gram, 260 gram civarında keserek bezi yapıyoruz. Bezi yapıldıktan sonra 10 dakika dinlendikten sonra yuvarlak şekil vererek açıyoruz. Pasalara düzüyoruz. Pasalara düzüldükten sonra bir saat, bir buçuk saat dinlenme kabarma aşaması var. O dinlenme kabarma aşamasını tamamladıktan sonra fırın hazırlanıyor. Belli bir ısıda, belli bir derecede kürekle ocağın içine atıyoruz. Yani pişirme süresi de 7 dakikayla 15 dakika arası sürüyor. Yani 500 ekmek çıkaracaksan 2 saat, 2 buçuk saat zaman oluyor. Gece saat 12'de başlıyoruz. Yani gündüz gün bitene kadar sürüyor. Geceki gelen elemanlar sabah saat 8-9 gibi evlerine gidiyor. Gündüz gelen elemanlarla akşama kadar devam ediyoruz. Bizim iş sabır isteyen bir iş. Yani emek isteyen bir iş. Alın tere dökülen bir iş. Tamam mı? Gece saat 12'de geldiğimiz zaman gündüz öyle 12-1'e kadar çalışıyoruz. Yani bu bayram, pazar, hafta sonu her gün devam ediyor. İstirahatı yok, izini yok. Sürekli çalışıyoruz. Biz ekmek işimizi, fırın işimizi aşkla, sevgiyle yapıyoruz. Sabırla yapıyoruz. Aleykümselam. Biz işimizi aşkla, sevgiyle, sabırla yapıyoruz. Çocuklar okumak istiyorlar, fırıncı olmak istemiyorlar. Yani bendeki o zorluğu gördükçe yani yaklaşmak istemiyorlar.
Ekmek bizim temel ihtiyaçlarımızın ana gıda maddesidir. Yani hayatımız devam ettiği sürece ekmeğe ihtiyacımız var. Tamam mı? Bunu yani fırında olmazsa evde yapacak, evde olmazsa sobada yapacağız, yapacağız. Başka çare yok. Bu meslek babadan bize geçti. Bizden sonra da belki çocuklarımız yapmayabilir. Biz son temsilcileriyiz bunların. Çok da başarılı bir öğrenciydim. Hep okuldan kaçtım. Hep fırında çalıştım. Tamam mı? Babam okula gönderirdi. Ben kaçardım, fırına gelirdim. Yani fırıncılık kısmetimizde varmış. Ekmeğimiz aşımız oradaymış. Ekmeğimiz de paramız da ekmekten kazanıyor. Lise birden terk. Yani liseye kadar okudum. Ama liseye varana kadar iki sefer, üç sefer okuldan kaçtım yani. Beklemeli. Bir sene, iki sene ortaokulda kaçtım. İki sene sonra tekrar devam ettim. Liseye geldim. Lisede bıraktım. O zaman yaşım 14-15 demişti. Mesleği de öğrenmiştim zaten. Ondan sonra da okul hayatı bitti, devam etmedim. Kazancımızı helalimizden, alın terimizden emekler kazanıyoruz. Ondan çok mutlu ve mesutuz yani. Benim hedefim, aslında çok büyük hedeflerim vardı. Çok büyük fırın yaptırmak. Tamam mı? Yani böyle güzel, dört dörtlük ekmek pişirmek. Yani dört dörtlük müşteriye hizmet etmek. Her insanda bir hedef vardır. Hedef olmayan insan zaten başarısız olur. Yani bilmiyorum, yapamadık, bilmiyorum, geç kaldık. Ama yine de yapmayı da düşünüyorum yani. Allah nasip ederse hedefimize de inşallah ulaşırız. Evet, ekibimiz harıl harıl karıncalar gibi çalışıyor sayın seyirciler. Burada kuvvetli genç arkadaşlarım çalışırlar. Bir taraftan çalışın efendim, işinize engel olmayalım arkadaşlar. Bir taraftan da sizleri tanıyalım, hele şuradan başlayalım. Kimsin kardeş, şu kameraya bir söyle bak. Ben Sinan Köse. Sinan Köse, nerelisin, ne yaparsın? Andırlıyım, fırında çalışıyorum. Kaç senedir bu ekmek işiyle uğraşırsın? 7-8 yıldır beri çalışıyorum bu işte. Ha, fırının kalbi bura mı diyorsun? Aynen, ilk başta ekmek hamurdan olur. Ha, hamurdan olur. İşin kalbi bura, oradaki usta da tamam güzel kürekçe pişiriyor ama bu bir ekip işi sayın seyirciler. Hemen şu yan tarafa geçelim. Sen engel de olmadan ustacığım. Gel. Evet sevgili usta, bir dakika mola ver. Her şöyle bir bak bakalım. Gel. Seni bir tanıyalım. Ben Rıfat. Diğer adıyla Pıtır Usta derler bana burada. Fıtır mı? Pıtır. Pıtır. Evet. O ne demek abi? Buraya ilk başladım yani mesle. Kazana boyun yetmiyordu, hamur kazanı. Ha, küçüktün de. He, ondan böyle. Abi sen o zaman çekirdekten yetme. Yani çekirdekten yetme. Şimdi buradaki ekip sağlam, düzenli iş yapmadığı sürece ön tarafta istediği kadar uğraşsınlar, ekmeği çıkaramazlar. Önemli olan burası bizim için. Olayın beyni bura diyorsun. Evet. Burada hamur hazır alın, onlara hazır gelecek ki evet. Onlar da orada pişire sata diyorsun. Hamuru yiyor musun? Ha. Şimdi abi biz burada ne yapıyoruz? Az önce biz de yaptık ama burada açıp dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. İlk önce bunu gözlerle yumuruyorsun, hazırlıyorsun, çeviriyorsun, kesiyorsun. Şöyle diziyorsun, ondan sonra bir şekilde yuvarlan, açıyorsun. Parmakların şu etli kısımlarıyla. Ha, etli kısımlar. Abi her işin bir ustalığı var işte. Öyle bir günde, üç günde olmaz bu işler değil mi usta? Bir emek lazım. Bulaşık yıkayacaksın, yeri gele azar işir edeceksin. Pıtır mı diye neyle lakabı? Pıtır. Pıtır, pıtır olup yetişemeyeceksin. Evet. Büyüyeceksin işin içinde, zanaatın içinde, doğru mu? Hadi siz çalışın bakalım da ben de şuradan size bir manevi destek olum. Ha. Evet. Akşam olur gizli gizli ağlarım, kaderin dilinden iyi anlarım. Keder öğütmekle geçti yıllarım, beni değirmende taşa döndürdün. Lanet olsun sana ey zalim felek, beni değirmende taşa döndürdün. Nasıl, moral oldu mu? Bravo. Aa bravo, hadi. Bak bu gazından siz var ya, daha akşama kadar ne ekmek vurursunuz. Kolay gelsin arkadaşlar. Ben bugün elinizin altında çırağım. Bana da talimat verin. Getir götür, her türlü emrinizdeyim bugün. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Hadi kolay gelsin bakalım. Ben gideyim şu benim ekmeğe pişireceğim. Usta. Harun ustam. Evet. Bunlar somun mu? Evet, Türkiye genelinin somunu. Allah Allah. Genelinin somunu değil, andırının yuvarlak ekmeği. Andırının mı? Ekmeği diyor, bu ekmeği. Ha, bu somun. Şimdi somun geldi, neyse buna kulağı asma. Somun her yerde var. Biz andırının ekmeğini... Abi, kaç sene oldu Harun ustam? 45 yıl oldu. 45 sene, yaş kaç ki abi senin? 58.
Soy isim ne abi? Kürtül. Kürtül. Evet. Andırınlı mısın abi? Evet. Yerlisiyim. Yerlisisin. 45 senedir bu işi yapıyorum. O cızdığın ne? He? Cızdığın ne o? Bu da cilet vuruyor. Bir cilet. Niye bir tane vuruyorsun oraya, üç tane vurmuyorsun da? Bir tanesi daha iyi vuruyor, daha şey oluyor. Ben onun hikayesini diyeyim mi sana? He. Bir hikayesi var. Onu ver anlatıyorlar da. He. Gel bakayım yanıma gel, oradan konuşana kadar arkadan da. Bak, Mehmet ustam ya. Evet. Onun hikayesi. He. Şimdi bir tane cilet vurursa ekmeğin hem güzel pişmesini hem de kabarmasını sağlıyor. Ya onu farklı farklı yerlere çekiyorlar ama normalde o bir jilet. Aslı o. Ama aslı biz o. Nedir abi? Geliyor diyor ki şey padişah. Şimdi Yahudiler, Ermeniler 300 gibi vururmuş. Ha? Tamam mı? Ha bravo. Ha. Onu diyeceğiz. Ya. Niye 300 gibi vururmuş? Onlar işte 3 şeye inanıyorlar ya. Hazreti İsa, Kutsal Ruh, Meryem Ana şeklinde 3 çizgi. 300 gibi vuruyorlar. Günün padişahına Bursa'da evet şikayet etmişler. Bursa'yı fethedince gel evet. Gel şuraya doğru da bak. Evet. Evet. Şikayet etmişler. Padişah demiş, padişahım demişler. Ermeniler, Yahudiler ekmeğe 3 çizgi atıyor. He. Tamam. Padişah da demiş ki bundan sonra demiş 3 çizgi yok. 1 çizgi atılacak. Allah birdir. Evet, Allah birdir. Ya. Ondan sonra bir çizgi atmaya başlamış. Evet. Yani bunlar anlatılır tabii. Tabii. Biz orada bir kutsallık atfederiz. Nimet evet. Ekmek kutsaldır ya. Orada Allah birdir dedik ama tabii temelde senin dediğin abi şimdi burada 45 senelik usta var deve dişiymi yani. Evet. O ne dediyse biz ona tabiyiz abi. Şimdi anlat bakalım bir taraftan cızdın attın kaç dakikada pişiyor nasıl kubarıyor oradan hem çalış işine de alıkoymadan. 45 yıl değil de fırıncıdan nasıl başladın anlatsın. Nasıl başladın bu fırıncılığa? Otomobile gidiyormuş. Ha, dur kendi anlatsın bakalım arkadaş. Ekmek taşıyarak başladık. Fırıncılığa. Dükkanlara ekmek vererek. Hem ekmek yedik. Okula gitmeyip de fırında yanıp devam edeceğim. Oradan başladık. Abi özetle ekmek okula taşıyarak başladık. Anlat bunun bir hikayesi var sende özel. Buran Ursun'a giderken başladım. Ekmek yani kalbimizi fırına vardık. Fırına. Orada tanıştık. Hem ekmeğimizi yedik hem fırıncı olduk. Allah Allah. Fırında uyuduğun neydi fırında uyuduğun? Ne? Fırında uyuduğun neydi onu da de bakalım. O çalışırken uyudu. Eve gelemezdik. Hı, bir taraftan. Bak şuradan atacağım. Ha, ben atayım usta bana desene mi? Çırak bak böyle Allah atacağım. Allah Allah. Abi bunları den işte ya. Bunları den abi ya. Bunlar bu ne ya bu attığımız? O kepek. Yani biz buna Urfa diyor da. Ha halk arasında. Urfa derler. Yapışır. Doğru söylüyorsun. Urfa derler buna. Evet. Sayın seyirciler, ekmeklerimizi urfalıyoruz. Buğdayın dış kabuğu. Ha. Buğdayın dış kabuğuymuş. Bunları urfalıyoruz. Vallahi usta çok az deha bana. Bilmiyorum oluyor mu oğlum? Sayın seyirciler, ben yarın saat 12'ye kadar usta da olabilirim belki. Sanki o kadar kolaydı. Adam 45 senesini vermiş öyle bir günde usta olur mu kardeşim? Abi şimdi ya, uykusuzluk teklifi. Bir de fırıncının işi hep gece ya. Ustam. Ondan dolayı zor. Allah yani size güç kuvvet versin. Biz ekmeği yiyoruz. Sofralarımıza geliyor ama sayın seyirciler bunu hangi emekten nereden geliyor? Onu görelim. Ona göre hürmet ederim. Yıllık Türkiye'de çöpe atılan ekmek oranını hepimiz biliyoruz. Yani yazık günahtır. Hem milli servet çöpe giderken hem böyle bir nimet, böyle de bir emeğe saygısızlık oluyor. Bayatladıysa kullan kardeşim, tost yap, ufala, evet. Köfteye kat. Bir şekilde değil mi ustam? Abi kaç dakikada pişiyor o? Şimdi ocağın sıcaklığına göre pişer. 10 dakikada da pişer. 5 dakikada da pişer. Sıcaklığa bağlı. Sen onun piştiğini artık ustalıktan dolayı görüp biliyorsun değil mi Harun abi? Tabii. Fırın sakin olursa ekmek güzel pişer. Fazla sıcak olursa hamur gibi pişer. Onun tam tavını kıvamını bileceksin ki. Dur bakalım. Ona göre fırını kızdıracaksın. Şey olarak 7 dakikayla 15 dakika arasında pişiyor. 7 dakikayla 15 dakika arasında sayın seyirciler. Kaç gün dayanıyor bu? Biz bayatlamaz diye biliyoruz. Elbet bayatlar ama. Bayatlamayan ekmek yoktur. Doğru ama. Geç bayatlar. Poşede koyarsan
Poşette taze kalır 2-3 gün. 2-3 gün yenir. Yani 3. günden sonra bayatlar. Yani normal doğal ekmek zaten çabuk bayatlar. Daha önce bir program çektik. Somun ekmeği yaptık abi. Bir oradan bir deneyimim var ufak tefek. Tebernüş ustamızla Afşinli. Selam olsun buradan da Tebernüş ustamıza bizi izliyorsa eğer. Ama bugün tabii daha özel, yöresel bir ekmek. Andırın ekmeğinin peşine geldik ta Maraş'tan. Yalnız burcu burcu sayın seyirciler kokular da var ya şu ekmekler. Biz kahvaltıda yapmadık arkadaş. Biz dünden beri bir şey de yemedik bu ekmeğe. Bir an önce dinlenmedi mi daha ya usta ya? Ekmeği affettim usta. Benim ekmek dinlenmedi mi daha? Yakın. Yakın mı? Az kalmış. Şu ekmeğe bir pişirseydi hayırlısıyla. Yalnız usta benim ekmeğe pişirirken oraya varma. Kusura bakma yani oraya bir şekilde şu alttan kaçıp geleceğim. Hamur dombalak döndürür mü yalnız? Hamuru dombalak döndürür müyüm? Sen ne dersen ben elim beceriklidir. Uygularım, uyarım yani. Ben neyse gideyim şu hamura bir bakayım geleyim ya. Usta ya. Evet. Oldu mu ola bir bak hele ben aldım geldim arkana. Usta olmuş. Pişirebilirim gayrı usta. Harun hocam, abi izin var mı? Düz bırakayım mı? Dur geleceğim oraya dur. Düz şöyle koyayım mı? Şöyle oldu mu? Dur abi dur şöyle itina ailesi. Bakın her zaman çörek mörek şekli bozuk yapıyorsun diyorlardı seyirciler. Bugün bak ne kadar güzel oldu. Şimdi bunu da bir gelin de oradan bakın usta ya. Gel bakalım. Bismillah. Arkadaş kafana vurma. De sırık gibi adamım sığmıyorum ki bir yere. Şöyle de fışetti. Bu ne abi? Su. Oh çok sıkmayayım değil mi yeter. Jilatinan da cızdırıver bu. Jilatinan da cızdırıyoruz tam ortadan mı? Ortadan. Kamera. Aman bak bakalım. Bismillah. Jilatinan cızdırma bizim işimiz sayın seyirciler. Bu ekmeği ben yaptım bu kıymetli. Bak hele. Şimdi ben yanlışlığına yakar makarım. Sen at şunu. Yok yok. Ben şuradan bakarım. Ben manevi desteğim Harun ustam arkanda. Pişir şu somunları. Şöyle attık abi. Bak. Tamam. Kaç dakika? 5-7 dakika dediydiniz. 10 dakika. Ya sürer ya sürmez. Ya sürer ya sürmez. Ben bekliyorum azim ve kararlılıkla. Bu arada şurayı göster. Harun ustam. Güle güle abi. Hasan abi. Ben çıraklığıma devam ediyorum. Bak usta abi. Sen talimat ver. Boş yok, durdurma onu. Yok eksik yok. Çıraklığı güzel. Düz bakalım şu somunları da düz. Oh. Oh. Ekmeği usta da niye düzdü ya? Gördün değil mi? Çıraklığım bak geçiyor. Şimdi ben bu andırın ekmeğinden kaç tane yerim sence Harun usta? Valla acıktıysam ye yeteyim. Bak hele. Kışın iyi fırıncılık. Ama yazın zor değil mi? Aba bu çıktı sayın seyirciler. Bakın. Bakın. Uy. Ya. Ekmeğin var da gel. Abi hemen ekmeğimi pişsin. Tamam hemen. Hemen bakın. Daha şişiyor o. Şişiyor o. Tamam dur. Usta taktım. Taktım şey olmaz değil mi şundan? Arkaya bak. Geliyor sayın seyirciler. Geliyor şah eserimiz. Apo! Bakın bakın. Usta çok sıcak. Bakın bakın dans ediyor. Ya arkadaş bunu ben yaptım değil mi usta? Bu mübareğe ben yiyeceğim. Ustacığım sen işine engel olmayayım tamam, ben hemen. Tamam. Hasan abi. Şu bizim ekme ayır abi. Yaptım. Abi tamam. Kolay gelsin ben gidiyorum. Gelin vurma hadi. Yavaş yavaş. Tavşan gibi ha. Sırık. Arkadaş. Şunları da bari. Ya arkadaş mağara mı yerden gir çık. Şunları da ufralayayım. Sayın seyirciler bayağı sıcak. Bu arada malum fırın. Dur şunu az daha atacağım. Oo, tamam. Bunlar hazır usta. Tamam. Şimdi elimi yüzümü yıkayayım. Tadım yapacağız Hasan abimle. Hadi orada buluşalım. Sabır yükü devam ediyor.
Sayın seyirciler, ustam ekmek. O benim ekmeğiydi ya. Niye karıştırıyorsun? Ustam, abi, ya, benim ya. Mehmet ustam benim ekmeğe niye karıştırıyorsun? Hocam ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şu pekmez ne abi? Evet. Bunu andız, bir anlatsana bu. Andız pekmezi. Andız nasıl yapılıyor abi? Andız burada Toroslu'da yetişen bir ağaçtır. Dikenli yaprakları olan, yani çam türüne girebilir bir ağaçtır. Bunun meyveleri oluyor. Bu meyveler olgunlaşınca güzün çok zahmetli bir şekilde toplanıyor. Arkasından eve getiriliyor. İşte eskiden doğal yöntemlerle kırılıyordu, eziliyordu. Şu an makineyle eziliyor. Daha sonra bunu ısıyorlar belli bir süre. Isladıktan sonra bunun çıkan suyunu bakır kazanlarda saatlerce kaynatıyorlar. Yani yaklaşık şöyle diyeyim, sabah koyulan bir andız pekmezi ancak gece saat 9-10 gibi pekmez kıvamına geliyor. Yani yaklaşık bir 13-14 saatlik bir kaynama süresi var andız pekmezinin. Mesela 3 kazanla başlıyorsun. Ha, bir kazan. 3 kazan sonra bir kazana düşüyor. O kazanda yarım kazana, daha sonra çeyrek kazana düşüyor. O ara pekmez. Bu altın gibi kıymetli diyebilir miyiz? Abi nelere faydalı bu? Ya bu içerdiği mineraller bakımından, yani besin değeri açısından çok faydalı. Özellikle sabah aç karnına içilmesi, içilmesi tavsiye ediliyor doktorlar tarafından. Tabii tad olarak biraz farklı, aroması çok hoş. Tabii biraz ağır gelebilir. Üzüm tut pekmezi gibi değil. Değil, farklı. Yani onun kadar yiyemezsin bunu. Ya tabii evet, vücut direncinin, ondan sonra sindirim sistemi, bağışıklık sisteminin güçlenmesi için çok faydalı olduğunu söyledim. Abi şimdi şöyle diyoruz, yeme içme programlarında, gıda programlarında her zaman yanımızda olan değerli neysin sen, görevin ne abi? Çeşnici başı. Çeşnici başımız Hasan Bey'e Andırı'nın bin derde deva doğadan toplanmış andız pekmeziyle Andırı'nın en özel bu mükemmel ekmeği, benim de el cazimle yaptığım ekmeğimizle tadım durumuna geldik. Şimdi abi iki şey istiyorum senden. Hem pekmezin tadını yorumlamanı istiyorum, hem de ekmeğin tadını. İkisi ben, birleşme noktası. Bak gel gel kamera gel. Ama çok sıcak daha elim yani, bak. Of ya arkadaş, buhara bak ya. Şu buharı ya. Oy bak. Evet abi buyur. Top sende. Biz su nefeslerimizi tuttuk. Bekliyoruz bakalım. Zaten nar gibi kızarmış. Nar gibi kızarmış diyorsun. Damlalar aksın şöyle. Damlasın eline. Hemen konuşma. İyice hisset, yaşa. Çok yedirmemel ama düşer bayılır. Yok, daha yeni tatlı işi rast gelecek. Sen de dur bakalım daha. Bir lokma almayanın. Mükemmel bir tat. Gerçekten. İkisinin buluşması. Önce pekmeze söyle. Pekmezin tadı da, lezzeti de çok güzel. Ekmekle bulaştığı zaman da iki sevgilinin buluşması gibi oldu. İki sevgilinin. Ooo, benzetmeye bak. Var ya, sen var ya. Zaten Andırı'na her geldiğimizde ben bu ekmekten mutlaka 3-5 tane alır, 2-3 gün evde dolapta muhafaza ederek yeriz ayrıca. Ben bu tarafa geldiğim zaman hemen millet der ki, yerken Andırı'nın ekmeğe getir hadir. Andırı'nın ekmeksiz sen giremezsin Maraş'a. Doğru söylüyorsun. Andırı'nın ekmeği almadan Maraş'a gidemem abi. İlla ki alacağım, çare yok. Boru komşuya götüreceğim. Doktor istiyor, doktor. Doktora gelenler doktor ister diyor, alıp geliyor. Evet. Bir daha da tele, bir daha. Ya sayın seyirciler, gördüğünüz gibi ben hiç yemiyorum, tatmıyorum. Hasan abimle geziyoruz. Bundan sonra yok abi ben. Yok abi, öyle şey olmaz. Ben kamera. Yok abi, seyirciler diyor ki kilo aldın, yeme diyorlar. Ben yemiyorum. Benim kiloların olacak. Ya sandalyeye kırılıyor abi. Sandalyeye kırılıyordu. Direkten döndük sayın seyirciler. Oturdum, sandalye iki büküldü ya. Tamam. Bu arada Mehmet ustam, Allah sizden razı olsun. Mehmet hocam, güzel bir sofra kurdular. Andız pekmeziyle özellikle ekmeği buluşturduk ama onun dışında da güzel böyle mütevazi bir sofra var. Kahvaltı yapmadan gelin hocam, beraber yaparız. Ekmeğimizi pişiririz kendi ekmeğinizde. Gönül soframızda ne varsa ikram ederiz dediler. Ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Hemen yan tarafta da pazar var. Pazardan domatesler, momatesler alındı, fırına atıldı, pişirildi. Hemen biz arkadaşlarımıza afiyet olsun diyelim. Sabır yükü devam etsin.
Oh, usta var ya. Evet. Müşteriye ben bakarım. Sen işine gücüne bak abi. Ben tamam. Buradayım. Kaç para ekmek? Ekmek 8 TL. Tamam, 8 TL. 8 liradan ben satarım abi. Tamam usta. Ha, yemeğe ne vereceğim ama? Karnını doyurduk ya. Lan yavrum, tam ustasın var ya Mehmet. Yok, usta. Canım, sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Neyse, yaptığımız ekmeği yedik ama eve de giderken 3 tane ekmek alırız yemeğimizin karşılığında. 5 tane ekmeğe hakkım var. 5 tane alırsın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Abi, bir laf var. Herkes der. Der ki, dırın dırın andırın, iki dükkan bir fırın. Bu lafın hikmeti nedir? Nereden çıkmış bu laf? Bu laf önceleri 50-60 yıl önce Andırna köyden gelen ya da başka bir şehirden gelen insanlar iki dükkan bir fırın varmış. Yani küçük bir yermiş. Evet, küçük bir yermiş. İki dükkan bir fırın varmış. Gelenler dırın dırın andırın, iki dükkan bir fırın. Tarif ederken küçük bir yer. Küçük bir yer. Dırın dırın andırın, iki dükkan bir fırın. O günden bugüne kadar da evet. O kalmış halk evet. Arasında böyle. Halk arasında öyle kalmış. Kıymetli seyircilerimizi Andırın'a bekliyoruz. Çıkın gelin. Buz gibi suları için şu güzel ekmeği andız bekmezine batırarak, bandırarak Hasan abimin de yediği gibi yiyin. Tadını çıkartın. O sıcakta ne pişersiniz? Niye yanarsınız? Doğru mu? Doğrudur. Çağır ya daveti. Çıkın gelin. Herkes Andırın'a bekliyorum. Helal olsun. Enerjisi yüksek ustam. Şöyle yapıyoruz. Evet. Ustama, Harun ustama, değerli genç kardeşlerime bir arka fondan kocaman alkış istiyorum. Hadi alkışı da kaptım ustam. Sayın seyirciler, siz sabır yükü devam etsin. Ben biraz şuradan müşteriler geliyor diyor. Bu arada burada pazar bugün. Pazar yeri kalabalık. Ben biraz satış yapayım usta. Yap usta. Sen git elemanları denetle. Ben işime bakarım arkadaş. Ne bana karışıyorsun? İşini yap usta. Ekmeklerimiz taze. Yeni çıktı. Andırın ekmeğimiz. Buyurun. Gel gel hacı abi gel. Sayın seyirciler, bir güzel hikayenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sizler için dağlar açtık, yollara revan olduk. Nereye geldik? Andırın ekmeğinin izini sürdük ve Andırın'a geldik. Değerli Mehmet Öksüz ustamın bu hikayesini sizlerle paylaşmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Ne dersin son olarak Mehmet ustam? Teşekkür ederim. Çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz. Beraber bir anı bıraktık abi. Evet. Şimdi her programımızın sonunda olduğu gibi kendi yazdığımız ve imzaladığımız ne yazmışız? Sayın Mehmet Öksüz beyefendiye kalbi muhabbetlerimle diye bugünün de tarihini atmışız. Evvel Maraş İçinde adlı güzel eserimizi size bugünün anısına, bu programın anısına hediye ediyoruz efendim. Buyurunuz, bizden bir hatıra kalsın. Hatıranı ömür boyu saklayacağız. Eyvallah, Allah razı olsun. Hemen şu cenaha geçiyoruz. Bizim mihmandarlığımızı yapan değerli Mehmet Kuşçu hocam. Teşekkür hocam ederim. Allah razı olsun. Beraber yollara revan olduk, dağlara çıktık. Antrenalini yüksek bir Meryem Çil tırmanışı yaptık. Evet. Rotayı şaşırdık ama doğru yolu bulduk. Bulduk canım, çok şükür. Yani. Değerli Mehmet hocam, programımız boyunca bize eşlik ettiler. Sağ olsunlar, mihmandarlığımızı yaptılar. Mehmet Kuşçu hocama Baki Muhabbetli diye kitabımızı imzaladık. Bu da bizden hocam, size bir hatıra. Teşekkür ederim. Son olarak söylemek ayakkabı istediğiniz ne var efendim şöyle? Yine bekleriz inşallah ya. Anların yine birçok ürünü vardır böyle. Bitmez, bir programa sığmaz. İnşallah tekrar bekleriz. Bu güzellikleri birlikte yaşamak üzere. İnşallah. Bakarsınız nasip olur, beraber bir program daha yaparız. İnşallah. Andız pekmezi yaparız belki abi. Olabilir, güzün. Olabilir. Güzün andız pekmezi yapabiliriz. Bu da önemli. Hemen şu tarafa geçeceğim müsaadenizle. Evet. Hasan abim sağ olsun, bazen espriyle takılıyoruz. Bir zülfiyare dokunuyoruz belki ama seyircilerimiz de bunu biliyor. Siz de biliyorsunuz abi. Evet. Bize eşlik ediyorsunuz. Allah razı olsun. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Tadım işin tabii muhabbet kısmıydı. Yani. Ama yemeği de seviyoruz yani. Atalar şimdi. Der ki Maraş'ta lokma karın doyurmaz da şefaat artırır der. Aynen. Birine yapılan aynen. İkramın maddi değeri çok önemli değildir ama dostluğu muhabbeti artırır der. Evet. Biz Hasan abimle dostluğumuz, muhabbetimiz bakidir. Ne söyleyeceksin abi? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Andırın'ın tarihi anlamda özellikle kültürel ve özellikle de bu pekmez. Şimdi tabii andız ki pekmezi. Andız diyelim. Andız pekmezi. Ondan sonra bir de buranın bıttım pekmezi var. Bıtık. Ardıç bak, değil mi? Onu o da ilk var. Defa duydum ha. Abi, o evet da çok abi. Harika bir şey. Gerçekten özellikle kışın hem vücut direncini arttırma hem de soğuk algınlığı açısından son derece mükemmel bir. Abi onu da çekmemiz lazım bizim aynen. O zaman. Andız pekmeziyle beraber pıtık pekmezinde. Pıtık pekmezi. Çekmemiz lazım. Evet. Teşekkür ederim. Mukaddes beldeleri her zaman olduğu gibi yine sayıyorum. Mekke, Medine, Kudüs, Besni.
Teşekkür ederim. Besniye selam olsun. Besniye selamlar. Teşekkür ediyoruz. Gelin toplaşın arkadaşlar. Şöyle bir toplaş bakalım. Toplaşın. Her zaman olduğu gibi yüzünüzden gülümseme, tebessüm asla eksik olmasın. Keder sizin muhitinize asla uğramasın. Haftaya yeni bir sabır hikayesinde görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Hadi bir el sallayalım mı?